Herkese selamlar. Batman Telltale serisinin 7. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Episode 2'nin başlangıcını oynayacağız. Episode 2'ye başladık. Biliyorsunuz geçen episode bitti. Wayne'lerin olayını anladık biraz. Ben pek beklemiyordum. Ben hatta Falcon söyleyince bile pek inanmadım ama Alfred böyle şeye davranınca, biraz mahcup davranınca ben de şok oldum. Nasıl olur yani? Bu hikayede böyle yani. Normalde pek, benim bildiğim kadarıyla Wayne'ler böyle hain gangster tarzı bir şeyler değillerdi. Şimdi birazcık sarsar bu Batman. Ve bu kadar zaman nasıl sakladın ki diye. Dedim ki ne yapmamış istiyordun. Sen bir çocuktun. Haklı, çocuktu. Ama yine de şu anda çocuk değil. 30 yaşında adama şu ana kadar söylememiş. Diyor ki 20 yıldır bunu engellemeye çalıştım ama bu defa geldi. Diyor ki seni söylemeni istiyor. Diyor gerçi çünkü milyonerdiler onlar, milyarderdiler yani. Diyor ki belirli ahlaki hatalı kararlar vermeden öyle paraları kazanamazsın ya da koruyamazsın. Diyor ama ben yozlaşmadım ama parayla diyor. Diyor ki ama sen normal bir insan değilsin diyor. Diyor ki politikayı Mayor Hill, Başkan Hill yönetiyordu. Bu işin uygulayan kasta Falcon'du. Bir de senin baban vardı. Parayı verirdi onlara. Bu üçü ortaklardı. Diyor Hill ve Falcon'la çalışmak mı? Ben şey sanıyordum, birkaç tane para aklamak, ne bileyim, küçük sorunlarda, küçük suçlarda var babası sanıyormuş ama Hill ve Falcon'la çalışıyordu. Yani en büyük gangsterdi. Evet doğru. Senin baban gangstermiş. Anası nasıl? Anası da öyle miydi acaba? Diyor ki sen çok küçüktün ve gidemedin. Diyor ki seni sevdiğimden yaptım, ne yaptın? Affettim. Ve umarım bir gün beni affedebilirsin. Alfred kovuldun demeyeceğim yani, sorun değil be adam, yani sorun değil, şaka yapıyordum eskiden sana, üzerine fazla geldim, ne yapayım, canımı sıkıyordum. Şu anda şimdi şey oldum, biraz pişman oldum Alfred, sen de beni affet. Burası değil beni, ben özür dilerim. Şimdi fazla masum görüntü gözüme, ne yapayım. Diyor ki Joe Chill gibi bu pislik serseri adamın biri Thomas Wayne ve Martha Wayne öldürdüğüne inanamıyorum. Diyor ki çok ünlüydü. Çok büyüktü senin baba. Nasıl olur böyle bir şey? Ama olan oldu. Olan olmuş zaten. Diyor ki onu tanısaydı kaçardı. Ama sen her zaman bunun basit bir hırsızlık olayı, yağma olayı olarak gördün. Hiç bunu şey yapmadın. Bunun üzerine altını deşmedin. Bu yani ne demek istiyorsun Bruce diyor yani. Ne demek istiyorsun? Diyor ki bazen zihnimiz bloklar bazı anılarımızı. Eskiden çünkü kaldıramayız. Daha bize iyi bir psikolojik deneyim sağlamak için beynimiz böyle şeyler yaptığını iddia ediyor Alfred. Yapıyordur herhalde. Bir hatırla bakalım ne oldu. Ve onun burada durmasını isterdi. Şu an. Diyor ki Batman ne yapardı? Kendi ailesinin katilini. Diyor ki ihtimaller enteresan. Herhalde boğazını keserdim demeyeceğim. Ona da soru sorardı. De neden onları öldürdü ki? Onlar, ona her şey verebilirlerdi ailesi. Doğru, her şey verebilirlerdi. Diyor ki hapishanede bıçaklanarak öldü. Kimse onun için üzülmedi. Kimin umurunda adamları görmemiş? Bunun ailesi ölmüş. Sen hala ne diyorsun? Bu sadece bizi korumak. Yenilmez olduğunu sanıyordu ama hata yapıyordu, yanılıyordu. Ben de cesur olmak istedim onun.
Öylesin bro. O seni böyle görseydi, farklı bir yol çizdiğini görseydi seninle gurur duyardı Bruce diyor. Gurur duymasaydı da burada olsaydı diyordur Bruce'a. Hiçbir şey yok mu burada? Tamam. Gidelim bakalım. Tiyatro yazıyor ama galiba sinema orası herhalde. O belki eskiden sinemaydı, sonra tiyatroydu. Ama tiyatro sinema mı demek oluyor acaba? Diyor ki sayısız defa izledim o filmi. Zor oyun. Ne kadar uzun süre orada yayınlandı şey. Diyor ki ne zaman sen istersen. Özel bir gösterim sağlardı her defasında ki sen Zorro izlemek isterdin. Bruce da diyor ki ben bunu bilmiyordum. Annesi bu kadar iyi bir fedakarken, babası böyle cesur ve korumacıyken gerçekten gangster olabilirler mi? Sanmıyorum ya. Alfred de belki yanılıyordur, belki bir şeyleri halletmeye çalışıyordur, bilmiyorum. Diyor ki ne hatırlıyorsun? Diyor ki babası yalvarıyormuş ki lütfen bunu yapmak zorunda değilsin. Recollection. Maybe. Hatırlasam. Do I really want to know? Ne hatırlıyorsun Bruce? Ne istiyorsun ona? Bu kişisel değil, sadece iş. Bana söylediler ki bunun geleceğini biliyordum. Bunu yapmak zorunda değilsin. Tak. Falcon'a söyle. Büyük bir hata yapıyor. Cinayet mi sözüm? Ortak ortadan kaldırıyorlarmış galiba. Bir de cüzdan alıyor gerizekalı. Cüzdan almasaydı tabi bu kadar yıl insanlar şüphe etmezdi adam. Şüphe etmemezlik etmez. Şu anda şüphe etmiyorlardı. Yeni yeni keşfediyoruz daha bunu ya. Bu kadar bu olay nasıl gizli kalmış anlamıyorum ki. Oğlum Bruce hiç mi hatırlamadım böyle bir şey? Şu ana kadar neden bekledim? Diyor, iyi misin? Bu bir hızlı kolay değil. Onlar cinayet kurbanıydı. Ve Falcon biliyor neden. Hadi bakalım yeni bir maceraya atlıyor bu Rus. Batmancilik yetmiyordu bir de kalkıp ailesinin cinayeti ortaya çıktı. Allah'ım ya neler çıkıyorsunuz? Gotham City Police Department. Ne yapıyoruz ya burada? Gordon'la konuşmaya mı geldik acaba? Sen ne yapıyorsun lan bu hergele ne yapıyor benim yanımda? Ne yapıyorsun lan sen? Bir Falcon'u böyle görmeye gitmek ne kadar kural çiğnediğimizin farkında mısın? Tamam her zaman senin için buradayım da. Ama ikimizi de sıcak suya sokacak. Sıcak su derken. Yanlış anlama Harvey, seni arkadaş olarak seviyorum da. Yani sıcak suya da girmem seninle. Git başkasıyla sıcak suya. Oğlum yeter artık o kadar konuşma. Geri döneceğimiz de yok zaten. Konuşacaksak konuşalım. Neyin hakkında olduğunu söyler misin en azından? Neyin hakkında olacak? Ailesinin ölümü hakkında. Bir de tabii ki Batman olarak da onu tutukladı mı ya? Bu enteresan bir konuşma olacak. Ha bunu mu diyeyim? Ne diyeyim sana? Tabii ki söylemeyeceğim.
diyor ama umarım geri dönüp dün yediğimiz hurmaları yarın bize tırmalamasın diyor. Ben de tırmalamaz Bor. Thanks to the information you gave me, Bruce. He won't ever get out. Oh, I'm sorry. Information? What information? Ne tür bir bilgiden bahsediyorsun? I assumed you knew. I was going to contact your office first thing. But everything's been a little busy. Peki bildiğini sanıyordum. Peki söyledi. Bütün bilgiyi ben verdiğimi söyledi. Bütün Falcon tutuklamakla ilgili. Bütün tutuklaması ile ilgili ben verdim. Kendim de tutukladım. Yani pek Harvey sana ya da Gordon'a da gerek yok yani. Peki iyi işti Falcon'u getirmek. Umarız bir daha çıkmaz. He Gordon yaptı. Sadece şey söylemek istedim. Diyor ki bazı polisler ve ben sizi destekliyoruz. Teşekkürler. Aferin, teşekkürler. Diyor ki şanslı ki daha fazla hırpalanmadı. Kendini tuttu, Batman öldürmedi. Diyor ki Batman'in doğru şeyi yapmakla ilgili bir algısı. Tabii ki. Diyor, biliyorum departmanın en iyi fazla şey yaptığını ama biliyorsunuz Batman benim ödümü bokuma karıştırıyor. Klasik Bruce Wayne, Playboy, Batman nefret etme hali. Ne olur. Ne diyecekti? Spider-Man gibi. O aslında bir kahraman göründükleri gibi değil. YouTube'u açın bakın. Bakın bakın ne kadar güzel ağları atıyor, suçları durduruyor demeyecekti yani. Episode 2. Hadi bakalım. Salih iyi misin? Affedersin biraz fazla hırpaladım biliyorsun. Kostümü giyince biraz kendimden geçiyor. Arkamın çocukları. Enteres. Salih. Ha. Bruce Wayne. Tabii Bruce Wayne. Nathan Drake değil. Hadi söyle. Ne biliyorsun? You must have some clout. My own wife can't get in to see me. Kendi karım buraya gelmedi. Sen nasıl geldin? Good thing I'll be out of here in a week. Just like every other time they tried to put me away. Konuşmalıyız Akka, konuşmalıyız. You weren't so eager the last time we met. Şu birinci oyundaki. Evet evet, şu Eldorado'lu Uncharted 1'de. Oyunun sonunda... You're your father's son. Tam spoiler vermiyordum. Yeah, that's right. Tommy and I were close. Tommy ve sen yakındınız. Arkadaştan da öte, tamam. Kuzen gibi. Going back decades. Until you sent Joe Chill to kill. Joe Chill'i onu öldürmeye yollayana kadar böyleydi. So that's what this is really about. Gerçekten konu bu ha. Ne olacaktı ya? Satranç turnuvasında yazdırmayacağım seni herhalde. Söyle bana söyle. Kim yaptı? Sen mi yaptın? Hill mi yaptı? Bu konuyu çok uzatmayalım. Birinizi ne yapacak Batman ki? Öldürecek halleri yok ya intikam için. En fazla iki el iki ayak kadar olur biter de. Söyle daha çabuk olsun bu işler. Şimdi uzatmaya gerek yok. Diyor, büyük ve mutlu ailemizle ilgili bana bir hikaye anlatır. Tam geliyoruz. Şimdi seni kancaya taktım. Seni kancaya takacağım ama. Diyor ki şehri biz yönettik. Hill, ben ve babam. Hala yapıyoruz. Ah bu acı. Düşünemiyorum. Morfin burada. Diyor ki amca Falcon'a biraz yardım et. Şimdi sana yardım edeceğim oğlum. İğne falan yapma şu adam. Sen ne bileyim doktor musun sen? Diyor canını yak. Acısını azalt. Şimdi iki seçenek verdi buna. Herhalde gerçekten morfindir de niye o kadar kan varlanmasın üzerim. Peki hijyenik bir yerde tutmuyorlar seni Salih. Götürelim bari ne bileyim. Daha güzel bir hastane. Ve 40 yıl temiz tuttum kendimi. Diyor ki bütün köpekleri sonuna kadar indirecek kadar bilgi ve suçlar. Diyor ne kadar ailenden içinde varsın. Ne kadar? Diyor ki ben bir katil değilim. Evet değil. Daha iyi hissediyormuş.
bir şey değil de konuşsak diyorum artık. Şimdi ben çirkinleşmeden ya da kostümlü arkadaşımı çağırmadan. Diyor baban doktordu ama gerçekten annenin bir insanlık dokunuşu vardı. Diyor tabi neden nereden bileyim 9 yaşında olur 9 yaşındayken onları elimden aldığın için pek hatırlayamıyorum. Joe Chill'le zaman zaman çalıştı. Biraz bir adam verdim ona ve öldürürdü ama asla aileni öldürmedim ben de. Kim yaptı o zaman? Diyor Gotham'da kimseye güvenemez. Arkadaş dediğin kimse. Allah belanı vermesin. Kadın ne yaptı? Konuşuyorduk lan. Seni ben bir eğiteceğim. Oğlum gerizekalı konuşuyorduk ya. O pisin ölmesi gerekiyor. Kim tuttu lan seni? İnanamıyorum. Allah belanı vermesin ya. İşin içine etti ya. Oğlum işe bak ya. Ta konuşacak. Tamam, bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Halledeceğiz bunu. Gelecek videoda halledeceğiz. Tamam. Takma. Hoşçakalın.